açmak ister misin? Açık değil mi zaten? Açık. Hadi o zaman açık. Bir Bursa turu atalım mı? Hava sıcaktı. Aşağı yukarı herhalde 40 derece falan. O yüzden bir klima gürültüsüyle beraber size küçük bir Bursa turu attıralım. Geçen çünkü bir video paylaştım. Ya abi Bursa'daymışsın da bize niye Bursa turu attırmadın dediler. Ben de onun için şöyle bir küçük bir Bursa turu yapalım. Neresi burası? Bursa'nın en getto mahallesi. Yemin ediyorum ağzımdan aldın lafı. Birisi. Burası Kuzey Irak'la Şam arasında. Kuzey Irak daha doğu ya. Burası tam evet. Şam. Bizim evin olduğu otoparkın civarı burası. İşte ara sokaklarda biraz gezelim. Bak karşıdan gelen filalı arkadaş da Suriyeli. El Huda danışmanlığın yanından geçiyoruz. Şu soldaki manav Suriyeli. Bizim muhtarın etrafındaki bütün marketler, mağazalar hepsi muhtar Suriyeli. Muhtar da Suriyeli olabilir ya. Muhtar herhalde bir dahaki seçimde Türk kazanamayacak bu mahallede. Ve bence de şu an çoğunluk onlar yani. Niye bizim dediğimiz olsun ki? Onların dediği olsun. Eğlencemiz de var. Mahalle her şeye açık bir mahalle. Hadi bakalım. Bunlar neyin peşinde? Paranın peşinde. Para peşinde. Küçük bir ada turu atalım da sonra şeye geçeceğim. iPlus önemlisi bir bilgisayar aldım. Sana söylemiyorum. Sen zaten biliyorsun da. Buradaki arkadaşlar. Bence Mercedes'leri de göster. Ha oradan gitmeyeyim ya. Oradan çok çabuk bitiyor mahalleler. Şu taraftan gideceğim ben. Lenovo'nun ThinkPad'ini aldım. 16 GB RAM, 512 GB SSD, 1 TB HDD, AMD Ryzen 5 3000 serisi bir bilgisayar. Kaça patladı? Bilmiyorum. Valla çok yüksek sayılar söyledin herhalde. Yukarı yuvarlarsan 6000, 5900. Almışım ya. Gene iyi aldık bu piyasaya göre. 7-7-200 falan çekiyorlar şu anda. Zaten aldığım adam da bir daha satmıyor. Herhalde kar edemem dedi. Hadi buradan da yukarı deneyim. Yo, ileriden aşağıya deneyim. Şeye mi çıksak? Çekirge tarafına mı çıksak acaba? Olabilir. Oralar güzel. Bu bizim mahallenin en azından şeyini göstermiş olduk. Şuradan ineceğim ya. Ara sokaklarını. Range Jaguar'lı biri. Aa evet ya. İsveç'ten geliyor. İsveç'ten mi? Adamın Sovereign'i vardı. Benim de vardı. Ama artık yok. Ha bu arada şeyi yeni bilgisayar aldığımı niye söyledim? Böyle artistik olsun diye değil. Eski bilgisayarım açığa çıktı. Onu size hediye edeceğim gençler. Valla isteyen biri varsa Instagram'dan takip edin. Ben oraya bir fotoğraf atacağım. Muhtemelen bu videoyu yayınladığımda atmışımdır ve siz bunu niye bilgisayar fotoğraf attı demişsinizdir. Ben onu hediye edeceğim size. Çok eski bir bilgisayar ama şey yapıyordu. Hani film miyim izlemeye. İşte bir şeyler indir, yükle. Küçük ufak tefek oyunlar oyna falan gibi. İşte Word Excel çalıştırır. Tertemiz ama 10 sene bazı altında durmuş bir bilgisayar yani. Hiç kullanılmamış gibi bir şey. Ben de 2-3 kere falan bir ses kaydı yaptım. O kadar başka da bir şey yapmadım. Kayıt cihazı niyetine kullandım yani onu. O da ne, onun markası neydi ya? Fujitsu Siemens. Bravo. Fujitsu Siemens. Onun da böyle spesifikasyonları falan. Orijinal XP var. XP piyasada yok ama üzerinde orijinal XP var. Klasik değerinde. Lisanslı misanslı. Tamam, etiketleri üstünde yani. Hani derler ya kitapçıkları üstünde. O hesap. Şöyle bir çıkalım bakalım ya. İnşallah bunun şarjı dayanır. Ekenle çekiyorum şu an. Burası eski stadyum sağ taraf. Biz tren yolunun üstünden gidelim şöyle. Şimdi burası millet bahçesi oldu sağ taraf. Biz zaten stadyumun hemen yanında oturuyoruz. Burası getto oldu. Burak'ın dediği gibi. Bayağı açık adres verdim ama basmasınlar kapısına. Ya ne basacaklar orada milyon tane? Bizim apartmanın önüne gelip kargo benim dairemi bulamıyor. Onlar mı? Buluyoruz. Kargo geliyor abi aşağı insene diyor. Siz de geldik yoktunuz diyorlar. Evet.
Geldik yoktunuz. O standart zaten ya. Kargocular kızmasın da. Burası da çekirgeye giden cadde. O herkes sol attığına göre ileride bir şey mi var? Durak var ya, o yüzden atıyorlar sol. Ha, anladım. Kimse otobüsün arkasında 15 saniye kaybetmek istemiyor. Evet. Eskiden şu sol tarafta da benim ofisim vardı, stüdyom vardı. Güzel terası falan vardı. O işleri bıraktık ama yani. Bitti o işler. Artık transporting business. Evet. Sponsorumuz CB Gross Handle'a da teşekkür ediyoruz. Ya arkadaş, ürünler bitti. Gösterecek ürünüm de yok. Birkaç tane şalgam olması lazım evde. Bir de turşu. Eğer yakınınızda bir Türk marketi ya da Arap marketi varsa, Almanya'da yaşıyorsanız yoğunlukla orada, çünkü başka ülkelerde de var da ben şimdi o listeyi buradan detay detay dökemeyeceğim. Ürünleri temin edebilirsiniz. Buzdolabınızda Milay, Beço, Aspendos gibi ürünler yoksa buzdolabınız eksik kalmış demektir. Nasıl? Kesinlikle. Güzel. Sağlam reklam yaptım bak bu sefer. İyi slogan falan da attım. Arkadaş bak, bilgisayar aldık, para lazım. Araba aldık yeni. İlk 3 gün oldu bunu alalı. Bugün ne? Cuma. Cuma. 4 gün oldu. 4 gün oldu mu ya? 4 gündür eşek gibi geziyoruz bu arabayla da. 2 çizgi ya düştü ya düşmedi. 2,5 çizgi düşmüş. Multijet 1.3. Yalnız arabayı alırken çok karakterli bir davranış sergiledim. Anlatsana onun şeyi. Ya bildiğiniz otopazarına gittik aslında Bursa'da. Evet, biraz daha sesli söyle de duyulmuyor çünkü. Şöyle yaklaş. Ama bu benim sorunum değil yani. Ama bir tane mikrofon ayarlaman teknik lazım. Teknik imkansızlık, sana da yakın duruyor burada işte. Daha ne, buraya konuş. Otopazarına gittik. Pazar günü saat sabah 8.30'da giriş yaptık. Böyle en soldan. Bu arada ben Kükürtlü'ye döneceğim. Burası çekirgeye gidiyor. Ben sağdan şöyle bir Kükürtlü'ye doğru döneceğim. En soldan böyle yıkık otomobillere, evet, bakmaya başladık. Taksi çıkmaları. Taksi 100 bin kilometreler. Hakikaten ya. 5 değişen 8 boyalar. 7 taklalı ama hasar kaydı yok falan. Yok, o en son iyi bir şey. Çıtır hasarlı dediklerinin evveliyatlarını, aynen, görme. Öyle arabalara baktık yani. Bir tane Volvo kestirdik gözümüze, ikinci sıradaydı. Volvo gümüş gri S40, 1.6 110 beygirlik. Evet. Ya tabii D segmentin denilince insan ister istemez D segmenti bakıyor. Ya da E, F. Bu arada indiğimiz D segmenti arabanın ne olduğunu da biliyorlar herhalde değil mi? Tabii tabii, Ford. Sende videoları var mı onun? Dikine çekilmiş. Var. Var, tamam, bu araya onu koyalım. Üzgün müsün? Ben de. Az mı anladım ben? Bak Kalaşnikov, bak. Aç kapa şunu. Bunu. Öbürünü. Şık. Yakından vur. Sesi daha güzel oluyor. Kalaşnikov. G klasse. Keleş. Evet, araba neyse, buydu. Gördük S40'ı. Ben tabii hemen böyle S40. Uzaktan da güzel duruyor, özellikle sol tarafı. Sol tarafı. Sierra gibi. Solu güzeldi araba. Aynen. Arabanın ondan sonra müthiş. Adamın yanına gittik, konuştuk. Böyle bir, ya ben bu arabayı satmak istiyorum diyorlar ya, beden dilleriyle. Evet. Yani. O itiyor aslında alıcıyı.
kurtulmak istediğini ifade ediyor yani. Onda da o vardı. Vardı yani. Ya ama bir de şey de vardı yani, sorduğumuz hiçbir soruya sorumuz, cevap yok. Yani sorumuzun cevabı haricinde her şeyi öğrendik tabii, arabayla tabii. ilgili ama sorularımızın hiçbirine kesinlikle net cevap alamadık. Ve sen yine alıyordun ama arabayı. Ya yine de alıyordum ya. Araba fena da değildi yani bu arada. İçi özellikle bir Volvo için gerçekten tertemiz, çok temizdi. Çünkü tertemiz. Hani Volvo'lar İsveç şartlarına göre üretildiği için derileri evet. Türkiye'deki bu 45 dereceyi görünce çatlıyor. Doğru. O çatlamamıştı. O çatlamamıştı. İçi çok temizdi. Ama dışı tabi yorgunluk vardı dışında. Var canım, birkaç hikayesi vardı arabanın. Kliması bozukmuş. Evet. O zaten direkt kafadan kocaman bir eksi. Evet. Ya yaptırırız falan dedi, sonra fiyattan düşeriz dedi. Bir sürü şey anlattı bize. Ben de önce dedi gazı yok dedi. Ha, gazı yok dedi. Sonra dedi gaz kaçırıyor, biz bastık dedi. Delik varmış dedi. Baştan 50 liralık masraftı, sonra 650 liralık masraf oldu o. Daha almadık yani arabayı. Ama sen buna rağmen yine... Buna rağmen ben şans veriyorum yani arabaya. Çünkü kaç dedi ona? En son 44 dedi galiba. 44 dedi ama yok, 44'ü ben dedim. Sen dedin. O 47 idi. 45 dedi en son. 45 falan dedi, bir şeyler söyledi. Klimayı da sen yaptıracaksın dedi. Ben dedim hayatta yaptırmam. Bu arabanın kliması çalışmıyorsa ben dedim almam bu arabayı. Ha. Sonra biz bir gezelim dedin sen. Ben baktın, ben alıyorum arabayı. Alıyorsun. Aynen, ben seni oradan çekmeye çalışıyorum. Neyse. Bunu da görmüştük o zaman. Evet. Bunun yanında da ikinciye gitmiş olduk. Gittik. Ya dediğim gibi hani insan... Dur ya, bir çekirge meydandan döneyim de şimdi oraya kadar geldin de meydanı göstermedin demesinler bana. Evet. Sen devam et. Sonra yani çıkıyordum dediğim ben. Dediğim gibi insan D segmentinden inince bunu görünce pek etkilenmiyor. Evet. Biliyorsun ki ne olacak şimdi yani. Tabii bunun ne olduğunu bilmiyorlar bu arada. Görünmüyor şu an. Tabii işte ben o yüzden bu diye hitap ediyorum. Evet tamam. Ama nasıl karakterli davrandığımı da anlatmanı isterim yani. Ha. Volvo'cunun yanına gittik işte. Bunu daha önce görmüştük. Daha önce görmüştük. Ama pazarlık falan yapmadık. Yani. Yapmadık. Volvo'nun sahibine babam diyor ki ya diyor, biz o tarz arabalara binemiyoruz diyor. Ya ben dedim ya açık konuş değil. Yani sorun değil. Ben dedim ki ya fiyata falan binemiyorum dedim. Ki bu arada bindiğim arabaların istersen fotoğraflarını göstereyim yani bu. O da o da en azından bir fikir versin. Bu yüzden ben dedim ki ya ben fiyata falan binemiyorum dedim ya. Böyle bir palyo malyo dedim. Özellikle bunu da söyledim. Evet. Ya binemiyorum dedim. Peki akabinde ne yaptım hareket olarak, onu söyle. Sonra 2 dakika sonra ben seni oradan çekince gittik bu arkadaşın yanına tekrardan. Orada bir pazarlık dönüyordu bu araçla ilgili başka bir müşteriyle. Tabii başka bir müşteri. Yani aracın üstünde yazan fiyattan çok daha aşağıdaydı. Evet. Allah'tan babam duymuş onu. Evet. Ona göre bir fiyat verdi. Yoksa çok daha üstüne bir fiyat verecekti. Bilgisayarı alamıyordun yani. Yani tabii hayatta pazarlık yapabilen bir adam değilim. Ben adam mesela ne dedi orada? Bana 47,5 falan diyordu. 47,5 diyordu. Sen orada 41,5 duydun. Evet, duydum onu. Diğer alıcı da 41 istiyordu. Evet, biri satıcı... 41 veriyordu, biri 41,5 istiyordu. Satıcı vermiyordu 41'e. Vermem diyordu falan. Babam da duydu. Dedi ki ben 41,5 veririm. Biz alalım. Ve fiyat palyo aldık ya. Aynen. Ben de adama orada da dediğim gibi yani şu an içine oturunca arabanın beni çeken hiçbir şey yok. Yok canım. Dört teker gidiyoruz işte. Dört teker, hidrolik direksiyon. Öyle bir araba. Bak klima. Öndeki mesela. Çok daha iyi olurdu benim için. Biraz daha yaklaşayım. Bunlar çok geniş açı göstermiyor çünkü. Şu an arabanın dibindeyiz ama. Temizmiş ama. Temizmiş ama. Zaten 06 plaka toplamışlardır. Toplamışlardır canım. O temiz değildi de o temizlemişlerdir onu. Burası da çekirge meydan işte. Otel motel var. Otel Anatolia var sağda. 25 midir acaba? İyi ses. Yani ne olduğu çok önemli değil. Egzoz takarsan hepsinden ses çıkar. Çok önemli. Neyse çok karakterimi ortaya koydum. Dedim ki ben palyo hayatta binmem dedim. 2 dakika sonra arabayı almış olduk. En sıkıştık adamı. Palyo aldık yani. Böyle tanıyın beni yani. Ama ilk öyle almış. Bu arada çok temizmiş ya. Bizimki daha temiz. Ya bunun bizi cezbeden kısmı ne oldu? Tek yakıtı ya. Yakıt, hadi şuradan Karagöz Hacivat'ı da gösterelim de oradan geçelim. Biz baya baya eve geri dönüyoruz. Evet. Neyse bedavaya geziyoruz ya ondan. Doğru. 1.3 Multijet. 1.3 diyor da 1.250 bu arada. Aynen. 1.3 yazdığına bakma. 1.252 mi 1.248 mi şeyi var. Onun nedir? Ruhsat verisi var. CC.
Hayırlı olsun küçük araba. Teşekkür ediyorum. Küçücük bir arabam var artık. Ondan sonra klima var. Airbag var. Yolcu airbag yok. Ön cam otomatik. Ön camlar otomatik. Arka çevirmeli. 2006 model. Palio. Ama bu fiyatlar arttığı için böyle. Yoksa bu araba normalde 30 liralık araba. Aynen öyle. Biz gittik 41 bin lira, bir de ucuza aldık falan diye seviniyoruz yani. Ama gerçekten ucuza aldık yani normalde. Ha bugün bana bir bana birisi gelse dese ki ver bu arabayı, ben normalde vermem ama 50 verirse veririm yani. Ne yapayım baba, piyasa böyle. Ne alacağım? 50 bin liralık arabalara baktım, çöp burada. 50 bine gerçekten araba yok. 60-70 bin lira herif Dacia satıyor yani. Ben kusura bakmayın da o kadar da değil. Yani Dacia sevenler derneği bizi taşlamasın şimdi. Var mı ki öyle bir dernek? Sizde... Olmasın öyle. Ya olmasın canım yani. Ha bir de ben böyle arabalara çok böyle gönülden bağlanmayı falan anlamıyorum. Biz kendimiz o kadar arabalara bindik. Birbirine gönülden bağlanmadık. O zaman benim şimdi Camaro ile geziyor olmam lazım. Camaro severler derneği falan kurmam gerekiyordu yani. Ya da Jaguar VIP oteli falan buluşmaları. Öyle işler yani. Gereksiz abi, götürsün getirsin yeter. İçindeyim diye öyle diyor ama. Bu arada ben hala evdeyim farkındaysanız. 2 ay oldu mu? 1,5 olmuştu. 1,5 aydır evdeyim ben ya. Pasaport yenilendi. İtalya'dan vize alındı. Ne bekliyorum İngiltere. Hala? İngiltere'yi bekliyorum. Ha, İtalya'dan? İtalya'dan aldım. O geldi, 6 aylık vize vermiş gene. Hop, şöyle yapalım. Velhasıl şimdi bekliyoruz. İngiltere'yi bekliyoruz. Belki gelmiştir, şirkete de gitmedim. Orada da bayram sonu işler yavaştır. Biraz böyle yoğunluk var. Bakalım ne zaman çıkacağız. Arayana kadar gitmişti. Yok, ben geziyorum zaten iyi böyle. Arabanın tadını çıkartıyorum. Öyle çok da bir tadı yok. Ben buradan mesela bununla şu andan itibaren... Dur bakayım, kaç kilometre yapmışız? 263 kilometre yapmışız. Normalde Sierra olsaydı depoyu doldurmuştuk. Olsa, tabii. Bir daha doldurmuştuk yani daha depoyu. Bunda daha henüz yarım depoya gelmedi. 4 çizgi var normalde. Normalde kullanmadık ama bastık ettik falan. Evet. 4 çizgi var yarım depoya kadar. 3. çizginin 3'te 1'i duruyordu. Daha bir çizgi daha var. Yarım olacak. Ondan sonra bir 4 çizgi daha var. Ama bak sese bak. Sanki böyle sanırsın şey atmaca. Basma isteğimi çok törpüledi ama bu araba ya. Basma. Bununla yavaş git. Yok zaten aynen. Ona evrilmek lazım biraz. Öbüründe tabi bir basıyordun, üçüncü viteste 155'e kadar yolu var. Evet. Ya bunun şey, olayı... ABS yokmuş bunda. Yok ABS. Azıcık bir kayıyor sanki. Aynen. Buraya mıydık az önce? Canlı kaza çekiyordu. Ne oldu orada bir şey? Ya bu arada benim... Lens'te mi bir şey var? İnşallah yoktur. Oğlum... Kamera mı yanıyor lan? Enteresan bir şey var. Ben şöyle hafiften sağa çekeyim. Oğlum güneşten mi oldu acaba? İnşallah kaydettiği görüntü de yoktur o. O hayvan gibi bir siyah benek oluştu orada. Allah Allah. Yüksek ısıdan şey yapmış olabilir ya. Yüksek ısıdan mı? Klima çalışıyor oraya doğru vuruyor işte. Aynen. Aa, dur yukarı vermemişiz bu sonu. Vallahi çok endişelendim şu anda. Size gösterdiğim görüntünün bir kısmı sansürlüymüş gibi oluyor şu anda. Sansür yaptık görüntüye, iyi mi? Tamamını istiyorsanız. Ben o zaman bir şey yapayım, bunu bir durdurayım, açayım. Belki ekrandandır, belki mercektendir, bilmiyorum. Burada bir sıkıntımız var. Da duracak yer yok. Anasını. Burası da altı parmak. Şurada bir taksi durağı var sağda. 2 dakika dururuz orada. Burada durun. Ya orada durmayayım. Şu arka yola gireyim. Bu kornası kafasına göre çalmıyor bazen. Yanlarda ya. Şurada bir dakika durabiliriz. Yanlarda mı? Ben önde diye biliyordum. Neyse, biz bunu burada bir keselim, sonra toparlarız tekrar. Dur lan, bir tane olacak.
Sen onu yapa dur, ben oynayayım burada. Herhalde ekrandanmış. Onu da gördük. Böylelikle biz biraz daha yukarı doğru çıkma... Aaa! Kırma çalışırken... Ne yapmıyorsam ne yapacaksınmışmış. Kullanamıyorsam ben geçeyim. Klima çalışırken biraz zorluyor biliyor musun? Hem rampa hem klima. Bak bak bak. Şöyle hemen bir yukarı doğru çıkalım. Çünkü bunun şarjı da bitmek üzere. Ne gıcık bir makine bu. Eken bir daha alırsam. Girilmez diyor. Girilmez mi diyor? Kim diyor? Kime göre neye göre? Kime göre neye göre? Arabaların hepsinin burnu o tarafa bakıyor buraya. O yüzden girilmez mi diyor? Böyle küçük bir dağ yolu yapalım. Az bir şey yani, yukarı doğru çıkalım. Bizim evin üst tarafından Murat, benim 4. Murat türbesinin oraya doğru çıkıyoruz. Oradan da azıcık yukarıdan hafif bir manzarayla veda edebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet, tam karşımızda görüyoruz. Bu arada bu maskeyi de çıkartamıyoruz, arabada da çıkartmamamız gerekiyor artık. Yasak çünkü. Kurallar, kurallar, kaydılar. Evet. Canım Bursa. Ya Bursa buralar aslında, yani açık konuşmak gerekirse. Bundan ötesi işte yeni yapılaşma, yerleşme. Şimdi biz oraya da gideceğiz. Ama oralar pek de Bursa değil. Tarihi, eski Bursa dersen hep buralar. Hatta buraların aşağıya inildikçe onlar da yeni yapılaşma. Velhasıl bu 1,5 aylık tatil, zorunlu tatil süresince hesaplayalım 41 arabaya. 6 bilgisayara. 6 bilgisayara, 47. 1,5 senin ses sistemi. Daha gelecek. Bu ne? Daha gelecek. Daha gelecek üstüne. Çünkü yetmiyor, bası yetmiyor bana. Burada söyleyeyim de. Dur lan, 41, 46. Dur ya, ben kafam karıştırma benim. 47. 1,5 da bu. 48,5. Bu 1600 bu arada. 48600. Arabanın alım satım bilmem ne. 49. Güzel para. Yani şurada 2 ay bile olmadan 49. Ama şey, arabayı 10.000 liraya sattık yani. İyi oldu. O iyi oldu. Arkadaşa selam saygı. Biz dedik kapalı kutu. Yani içini bilmiyoruz. Aynen. Biz zincir kırıldı falan zannetmiştik Ford Sierra'da. Öyle bir ses gelmiş. Ses geldi. Senin demene göre. Ama meğerse ne olmuş? Üst kapağı kırmış beyefendi. Evet, süvapları kırmış. Süvapları da kesmiş. Kesmiş. Artık neyse onu tabiri. Her şeyi yapmış yani araba. Ne sarmış? Yatak sarmış. Yatak sarmış. Bilmiyorum, yatak sarmış. Yatak yorgan sarmış araba. Ne demek soruyor? Vallahi benim hiç bilgim çok yok. Çok garip derim ben. Yani yatak dediği herhalde şey mi? Pistonun krankların içinde gittiği... Ha, öbür yatakları diyorsun sen. O da olabilir bence. Aynen. Ha, krankın döndü ama pistonun içinde gittiği şey ne? Silindir. Ona ne? Bence o yatakta sarmış. Gömlek mi diyorlar ona? Piston gömlek diyorlar ya. Gömlek dediği o şey mi? Büyük ihtimalle o içinde. O gömlek, öbürü piston içindeki yani. Sekman. Evet. Ya abi bunun... Şimdi bitiyor zaten bu teknoloji artık. İngiliz konuşunca da böyle şey artistik yapıyormuşum gibi oluyor ama işte o bir tane ismi tutturdun mu oradan yürüyorsun yani, onun için biraz da. Ben şimdi ne bileyim, kimi gömlek diyor, kimi şey diyor, silindir diyor yani. Az önceki Kükürtlü Caddesi'ne geri döndük. Buradan da şeye, Mümtaz'ın yanına gideceğiz. Yeni aldığımız bilgisayarın içine Windows yükleteceğiz. Windows 10 yapacağız ona. Lisanslı. Çünkü FreeDOS versiyonunu aldım. Yani ekstra para vermemek için. Biraz fazla ilave yapıyorlar üstüne.
Siz Bursa'ya gelirseniz de buralarda gezersiniz. Buradan direkt yukarı o çekirge meydandan biz babadan sola döndük ya. Bu arada biz baba diyoruz, onlara kavşak diyorlar. Kavşak diyorlar. Yani kavşaktan sola döndük ya, siz sola dönmez de o büyük otelin oradan sağdan yukarı çıkarsanız Uludağ'a çıkıyorsunuz. Çekirge istikametinden yukarı. Oralarda yine şeyler de var. Ne onun adı? Termal oteller falan var. Oralarda da takılabilirsiniz. Ne olacak? Böyle bir vlog gibi bir şey yapmış olalım istedim. Aa, saçlar dökülüyor be. Ne yapalım bilmiyorum ki. Yakın zamanda da tekrar yola çıktığımda inşallah yine yol videoları çekeriz. Daha şeye uğramam gerekiyor. İşte bizim Giuliano Emir'in yanına uğramam gerekiyor. CB Gross Handle'a. Onlarla da bir sohbet muhabbet. Bir video da orada yaparız. Ondan sonra bakayım şeye gireyim ya. Şunu aşağıya döneyim de. Geçtin ama. Yo. Benim okulun yanından mı geçsek? Stadyumun oradan geçelim ya. Boş ver buraları. Buraların manevi değeri bende. Ben şurada bir yerde okudum liseyi. Onun için. Benim için önemli ama Bursa için ikonik bir değeri yok. Bunun şarjı yetmezse öbürüyle göstereceğim artık. Hep lamba. Malum buralar böyle. Bursa'da lambada dikkat edin, geçerseniz anında çakarlar cezayı. Zaten şehrin bir ucundan bir ucuna şey yok, trafik lambası yok. Biz şehrin ara sokaklarında gezdiğimiz için böyle lambalara falan takılıyoruz. Yoksa normalde İzmir istikametinden gelip, eğer ki Ankara istikametine gidiyorsanız İnegöl'e kadar hiç lambaya takılmadan gidersiniz. Ondan sonrası da bizi ilgilendirmiyor yani. Takılacağınız lambalar bizim sorumluluğumuzda değil. Böyle batar çıkar, devam edersiniz yolunuza. Şeyde, İstanbul yolunda da yapacaklar galiba öyle bir şey ama, ya eski İstanbul yolu. O henüz pek mümkün olmadı. Orada zor gibi görünüyor. Zor, bir de orada tramvay inşaatı var. O da sıkıntılı. İhale verilmiş de olmuş da işte parası bitmiş de firmanın falan filan falan olan vatandaşı oldu, pek yürümedi yani o iş. Bakalım, bir cengaver arıyorlar yapılsın diye. Şimdi şurada sağ tarafta bir askerlik şubesi var, benim askerlik şubem. Benim de askerim. Arada bir göründüğümüz eskiden. Sen hala görünüyorsun ve görünmeye devam edeceksin. Görünmeye devam edeceğim. Onun aradan çıktığımızda stadyuma merhaba diyebiliriz. Zaten bizim şeyde ne onun adı? Mümtaz da stadyuma yakın. Aa, karşıda şu anda ama kamera görmüyor olabilir. Arkamda bir tane deli taksici var. Beni ittiriyor yani. Böyle git yapıyor bana. Trafikte böyle şeyler hoş değil. Stadyumu göremeyeceğiz galiba. Şarjı bitecek çünkü. Görür ya. Tam böyle çizgiyi çekti şu anda. İnşallah görür. Şu an görüyor olması lazım. Hop zıpla. Neresi orası? Timsah Arena. Bursa Spor'un. Evet, low battery dedi bitti. Öyle bir şey olamaz ya, şunu çıkartalım. Şunu da çeker misin bizi stadyum? Parmaklarını gösterme ama.
Abi böyle bir şey olamaz. Tam gösterelim dedik, bitti orada. Baş var abi. Biliyorum ki. Tamam yeter ya. Evet, bu videoda bu kadar olsun. Öyle olsun. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü çok az kullanılmış eski bilgisayarımı. Pek işe yaramasa da hatıra olsun diye saklarsanız hediye edeceğim. Onun detaylarını da Instagram'dan aktarırım size. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu bir like'ınızı alırım. Bir öpücük alırız, yorum alırız, kalp alırız. Hiç hayır demiyoruz. Her şeye kabulümüz yani. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Hayır yani onu, o da olur. Beğenmeyen varsa da dislike'a bassın yani. Dislike'a bassın. Biz de bilelim, beğenilmemiş video, daha iyisini yapalım falan. Etkileşim önemli. Tabii ki. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi.